Şimdi Hayat Evet Sağır uygulaması vatandaşın cep telefonunda da, akıllı telefonunda da kullandığı ve herkesin de bir yere giderken ya acaba benim gittiğim yerde yoğunluk nasıl? Etrafımda hani koronaya mağdur olmuş insanlar var mı diye, korona mağdur olmuş insanlar var mı diye kontrol ediyor, bakıyor ve o HES kodu olmadan alışveriş merkezlerine giremiyor, kamu kuruluşlarına giremiyor vesaire. Pazara giremiyor. Teyzeyi, 70 yaşında teyzeyi gönderdi orada görevli. O görevli de onun iyiliği için yapıyor. Biz bunun farkındayız ama şimdi HES kodunun bilgileri milli veri tabanına ait bilgiler. Google şu açıklamayı nasıl yapıyor? Yeni güncellemelerde Google haritalarda HES kodlarıyla alakalı bir koordinasyon olacağını bu açıklandı geçtiğimiz hafta. Ya bu milli bir veri değil mi? Dünya Sağlık Örgütü üzerinden paylaşılıyor. Yani ben bakanlıktaki üst düzey yöneticilere söylediğimde bu bilgiler bizim namusumuzdur. Hiç kimse bunlara ulaşamaz dediler. Ama ben bunun böyle olmadığını görüyorum bugün. Ve çok ciddi kaygı duyuyorum. Sürükleniyoruz. Toplum bunun farkına vardığı zaman hiç kimseyi tutamazsınız. Ya bunların daha aşı, ilaç yaptık diyorlar. Tanı kiti yanlış. Daha sen mikrobu tanımıyorsun. Yani adamın fotoğrafı yok, aradığın adamın. Adamı buldum diyorsun. Kimi buldun? Fotoğrafı yok. Sokakta herhangi birini yakalayıp bu budur demen gibi bir şey bu. Peki tanı kitin yanlıştı. Mikrobu izole edip ettin mi? Onu ölüler üzerinde bir takım otopsiler yaptın mı? Bu mikrop nelerden oluşuyor? İçinde ne var bu mikrobun? Birileri diyor ki bu laboratuvarda üretildi. Birisi diyor ki tabii bir süreçte mutasyona uğradı. Bana bu mikrobu izole ettinse bu mikrobu bir fotoğrafını sun. İşte birilerine ne bileyim Avustralya'da aşı yapıyorlar. Adamdaki antikor AIDS antikoru çıkıyor. Bunda demek ki AIDS mikrobu mu var? Bunda bu COVID diyorsunuz da SARS da var. Bunda kuş gribi de var deniyor. Yeni mutasyon mu yoksa yeni mikroplar mı servis ediyorlar? Bakın bunlara hiç o kadar çok cevabını arayan soru var ki. Üçüncü faz tamamlanmamış. Çin Sağlık Bakanlığı ülkede kullanılması için ilaca onay vermiyor. Niye bunun üçüncü fazını yapmadınız diyorsunuz? İçinde hasta yok ki. Resmen yok, yok dersen yok oluyor demek ki. Yılbaşında gördünüz. Peki bunu o zaman nasıl ihraç ediyorsunuz? Türkiye kobay ülkesi mi? Ama mesela mRNA'de bunun daha önceden örneklerinin gelip TÜBİTAK tarafından incelenmesi gerekiyormuş. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından. Peki onun için prosedür ayrı, Çin'den gelen için prosedür ayrı mı? Siz bunu TÜBİTAK'ta incelettiniz mi? Orada gümrükte bekledi bu kadar zaman, getirdiniz. Şimdi aşıya başlayacaksınız. Hayır, iki hafta, nasıl yapacaksınız? 2 hafta gelen aşıların şeyi var, çalışmaları yapılacak dendi. Zaten 2 haftalık bir süreç. Nasıl 2 hafta? Sen daha üçüncü fazı yapmamışsın. Yani şimdi üçüncü bunu ne yapacaksın? Yapılmasa ne olur sen? Ki? Ne olur ki? Yani bir şey olmaz. Zaten birinci faza da gerek yoktu. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Zaten ne kadar çok ölürse o kadar iyi olur. Yani projenin esası o değil mi? Covid dediğiniz. Covid dediğiniz şeyle İstanbul Sözleşmesi ya da LGBT ya da aileye karşı yürütülen kampanyalar aynı merkezden yönetiliyor. Sonuç insansız bir dünya. Ve MyHeritage diye bir program var. Burada 67 milyar insanın aile bağları ve genetik kodları kaydediliyor. Evet. Bakın. Bu bir soy ağacı programı. Herkes nerede, kimle, nasıl bir temas ya da ilişkiler düzeni kuracağı, nerede ne kadar insanın ölmesi gerektiğini bile bu veri tabanı üzerinden tanımlayabilirsiniz. Bu zaten COVID birinci etabıydı. Mutasyon değil, ikinci mikrop gelecek. Hı hı. İkinci mikrop tek noktadan yayılmayacak.
bu harita üzerinden nerede hangi mikroplar hangi yaş, cinsiyet, gelir grubuna yönelik olacak ve herkeste aşıya karşı bir refleks gelişti ya. Bunlar da kendi gruplarına özel aşılarla o bölgedeki yaygın salgına karşı koruma altına alacaklar. Yani adrese teslim bir cinayet senaryosundan söz ediyor. Üstadım. Peki bunları konuşuyor mu? Bu bilim kurulu onlar, kimisi farmakolog, kimi biyolog, kimi gen mühendisi. Kardeşim ben başka şeylerden söz ediyorum size. Bunlar da hikaye değil. Artık adamlar açıkça söylüyorlar bunu. Yıllardır bunun filmlerini yapmışlar, romanlarını yazmışlar. Dizileri var, halen oynuyor. Dizileri var, halen oynuyor. Uluslararası tabii. Platformlarda. %3 var. Evet. Dizi film. %3, 250 milyona çekmişler senaryoda. Dünya nüfusunu 500 milyondan 250 milyona çekmişler. Peki bunun hiçbir karşılığı olmayacak mı STK'da, medyada, bilim çevrelerinde, siyaset dünyasında? Sadece FDI raporları, DSO raporlarıyla mı dünyayı anlamaya çalışacaklar? HES bilgilerimizin Google haritalar tarafından kullanılır olmasını anlamıyoruz. Bununla alakalı yetkililerin bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Çünkü HES bilgileri bizim kendi milli veri tabanımıza ait kıymetli hazineler. Bu hazinelerin Google Map'te olmasının sebebi ne? Bunu da merak ediyoruz. Dilip Ak şunu söylüyor değerli izleyenler, ez cümle. Türkiye merkezli olmak üzere dünyanın bütün ülkelerinde, bütün halklarına yönelik 5G aşı çip üzerinden bir proje var. Küreselciler gemileri yaktılar, bizzat kendileri geliyorlar. Amerika'yı da, İngiltere'yi de, Fransa'yı da, Çin'i de önüne kim çıkarsa çıksın engel olarak görecekler. Türkiye'de dahil olmak üzere. Bu engeli ortadan kaldırmak için toplumları bir takım şeylerle meşgul edecekler, oyalayacaklar ve bir perde gözümüzün önüne çekecekler.